Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Şehitlerimizi unutmuyoruz. Cenab-ı Allah şefaatlerinden bizi her daim istifade ettirsin. Gazilerimizi unutmuyoruz. O geceyi, o cüreti unutmayacağız, unutturmayacağız ve kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. Bakın 5543 operasyonda 1595 tutuklu Hakeza DEAŞ'ta bir başka din istismarcısı terör örgütü. Dünyada DEAŞ'le ilgili başından bugüne ve bundan sonra da en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bakın 1607 operasyon ve tutuklama oranı 903. Sol terör örgütleriyle de ilgili aynı kararlılığımızı yapmış olduğumuz operasyon ve tutuklama oranlarını görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta kıymetli basın mensupları. Engellenen bu dönemde 119'u bombalı olmak üzere 160 eylem. Bizim birinci görevimiz biliyorsunuz önlemek, önleyici olmak. 160 119'u bombalı olmak üzere. Biz terörün finansmanı diye bir alt başlık lütfen buraya odaklanırsak terörün finansmanı parasal kaynağı olmadığı zaman nefes alamaz. Biz terör örgütlerine bir liranın gitmesine bile tahammül edemiyoruz. Edemeyiz. Dolayısıyla 52 milyon 525 bin lira ele geçirilmiştir. Buradaki 5 lira da bizim için önemli. Rakam küçük büyük fark etmiyor. Ve bunun kırılımını görüyorsunuz. DH, FETÖ, PKK ve sol olarak hangi terör örgütlerinden finansmanı ile ilgili kaynak erişimini engellediğimizde görüyorsunuz. Tüm terör örgütlerinde sözde bu dönemde bir yılda 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Biliyorsunuz kırmızı yeşil turuncu gri kategorideki sözde liderlerin sayılarında sizlere arz etmiş olduk. Terör örgütlerinin dışında ikinci önem verdiğimiz organize suç örgütleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle şehir eşkıyaları. Biz şehir eşkıyalarını sokaklarımızda, mahallemizde, caddelerimizde, orada aziz milletimize bağışlayın özür diyerek söylüyorum, şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde tahakküm kurmasına, helal kazançların üstüne efendim söz söylemesine fırsat veremeyiz. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde suç işlemekte sözüm ona kibirlenen bu yapılanmaların da kararlılıkla biz üzerlerine gidiyoruz değerli arkadaşlar. 1451 operasyon organize suç örgütleriyle ilgili. Tutuklu sayıları lütfen dikkat edin. Planlı projeli fiziki teknik takiple ilgili Arkadaşlar çok büyük bir organizasyon. Yani birden fazla iradenin bir araya gelerek kolektif bir ruhla hareket ediyoruz. Nasıl? İçişleri Bakanlığı, yani güvenlik birimlerimiz, yani jandarmam emniyetim, savcılarımız, yani Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yani özellikle MASAK. Beraber çalışıyoruz beraber çalışıyoruz ve fiziki ve teknik takip bu projeli dosyalarımız kısa zamanda neticelenen ve adliyede tutuklama adli kontrol oranlarının da ciddi manada yukarıya çıktığında sizlere ifade etmek isterim. Peki bir yılda çökertilen organize suç sayısı 585. Bunun kırılımı burada var. Peki Masak dediniz, Maliye Hazine onlarla beraber organizasyon, kolektif ruh dedik. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el koyduk. Daha geçen hafta İstanbul Emniyetimizin başarılı bir çalışması var. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle birlikte bir organizasyon 4 büyük çaplı organize suç örgütünün şimdilik değer tespiti 11 milyar lira olan mal varlığına el konuldu. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Mali eylem görev gücü kara paranın aklanmasıyla kurulup daha sonra organize suç örgütlerinde de terör örgütlerinin de finansmanıyla ilgili görev bileşenini onun da alan bir uluslararası bir teşkilat. Burada biliyorsunuz gri listeyle ilgili bir durum söz konusuydu bizim. Orada biz göreve geldiğimiz zaman İçişleri, Mali, Hazine ve Mali ve Adalet Bakanımız geriye kalan dört başlıkla ilgili görev dağılımında üç başlık İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyordu. Bir başlık da Adalet Bakanlığımızı ilgilendiriyordu ve işi sıkı tuttuk. Bunların her biri o gri listeden çıkmaya giden bir kilometre taşları. 2023 Arnavutluk başkenti Tiran'da bir toplantı yapıldı. Bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Kim? Fatın yönetimiyle beraber. İçişleri Emniyet Genel Müdürlüğü Terör şube, komşube orada bir örnek vaka sunumu yaptı. Örnek olay sunumu yaptı. Hatırlayalım Lej Hollanda merkezli bir uluslararası suç örgütü. Bir buçuk milyar lira değerindeki mal varlığına de, e, el konuldu ve bu operasyonu başlangıcından sonuna varıncaya kadar ve bunu yaparken birden fazla çoklu iradeyle nasıl uyumlu ve kısa sürede sonuca giden, kesin sonuca giden bir başarı hikayesini anlattık. Taht yönetiminin dediği şey şu. Takdire şayan böyle çoklu iradeyi bu kadar kısa sürede neticelendirilmesi örnek bir vakadır dedi. Devam edelim. Ve bültenler yani sınır aşan suçlarla ilgili biliyorsunuz Interpol, Europol biz de bunların bir üyesiyiz ve onlarla bir işbirliğimiz var. Bizim aradığımız ve bizim bülten çıkardıklarımızı diğer ülkelerden onların istedikleri eğer bizim ülkede ise bizim de onları adalete teslim etmekle ilgili kararlılığımız 497 ile taşlandı. 497, 344, kırmızı bülten, 153, difizyon bunların da uluslararası ulusal narkotik efendim liderleriyle ilgili, örgüt üyeleriyle ilgili ve suç üyesiyle ilgili, örgüt üyeleriyle ilgili kırılmalarını da burada görüyorsunuz. Aslında daha çok ben Mayıs ayında da FAHT yönetimi bize geldi, Ankara'ya geldi. Üç bakanlıkla ve diğer ilgili birimlerle görüştü ama bizi ziyaretlerinde biz onlara yine tıpkı Tiran'da olduğu gibi sunum yaptık. O sunumda Avustralya kökenli komansörü, organize suç örgütüyle ilgili. Biz İngiliz ve Alman temsilciler tarafından çok boyutlu kara para aklama soruşturması olduğunu. Yine Denizdehurst olduğu gibi muhteşem bir işbirliğinin olduğunu. Bir yandan Avustralya polisiyle çalışıyorsunuz, Interpol'le çalışıyorsunuz, Avrupa'nın ilgili ülkelerinden çalışıyorsunuz. Çünkü bunların içerisinde sadece bir örgüt özür diliyorum bir ülke mensubu yok. Birden fazla, çoklu ülke mensuplarıyla olan teşkilatı olmasın çok uluslu bir organize suç örgütü. Ve diyorlar ki böyle büyük bir kolektif ruh, masanın çok seri çalışması ve işbirliğinde çok hassasiyet, lezzetli olduğu gibi takdire şayan örnek bir vaka olarak aldılar götürdüler. Netice 4.6 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Organize suç örgütleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. İster mahalli olsun, son Adana'da yakalanan ve 266 tutuklu 11 adli kontrolle neticelenen bir başarı hikayesi var. 12 mahalli çeteyi Adana Emniyetimiz valimizin koordinasyonunda başsavcımıza beraber orada da muhteşem bir uyumla sokaklarımızdaki birazdan anlatacağım konuya da girmiş oluyorum. Uyuşturucu yani zehir tacirlerinin küçüğü büyüğü ortası bakmıyoruz biz bunu. Arz cephesiyle ilgili nefeslerini kesmek bizim gençlerimizi, bizim vatandaşlarımızı hiç kimse zehirlemeye cüret edemez hale getirmek en büyük hedefimiz ve bunu da durmadan kararlılıkla devam edeceğiz.